Bir kez merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir haftaya başladık. Yeni etkinlikler geldi. Yine klasik her zaman gelen etkinlikler geldi maalesef. Yeni bir şey yok. Şimdi arkadaşlar birkaç tane konu var. Onlara değineceğim. Öne çıkan oyuncular neden gelmiyor? Hala soranlar var. Bunlara bir açıklık getirmek istiyorum. Yeni etkinlikler ne zaman gelir? Daha farklı şeyler ne zaman gelecek? Onlara kısaca değineceğim. Ondan sonra Boxster'dan bir tane ödülümüz var. O ödülümüzü açacağım. Hem de etkinliklerden bahsetmiş oluruz. Bu hafta neler yapacağız onlardan bahsetmiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar öne çıkan oyuncular yani kulüp selection olsun, pot yani player of the week, player of the season, bunların hepsi arkadaşlar artık PES 2019 için bitti. Artık gelmeyecek. PES 2020'ye kadar arkadaşlar şu andaki mevcut etkinliklerin dışında etkinlik gelmeyecek. Yani duyurusunu bunun Konami yapmıştı daha önce. Zaten konsolda yapmıştı arkadaşlar. Mobilde değil de konsolda öne çıkan oyuncuların bundan sonra PES 2020'den sonra devam edeceğini yazmıştı. O zamana kadar gelmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde şu andaki klasik etkinlikler gelir. Boxstrava işte mesela 5 tane efsaneli 150 siyah toplu bir etkin 150 oyunculu 15 siyah toplu yine içerisinde 5 tane efsanenin olduğu bir etkinlik gelmiş. Tur etkinliklerini anlatmaya bile gerek yok. Maç bölümündeki etkinlikleri daha doğrusu. Her zaman klasik gelen etkinlikler gelmiş. Bir diğer konu arkadaşlar önümüzdeki haftalarda PES 2019 için dediğim gibi yeni bir şey gelmeyecek ama 30 Temmuz'da yaklaşık bir 5-6 gün sonra arkadaşlar demo çıkacak. PES 2020'nin demosu işte konsola, Xbox'lara, Steam'e çıkacak bilginiz olsun. Oradan maçlar yaparız. Oradan yeni gelen oyunun içeriğini çözmeye çalışırız. Şimdi arkadaşlar geriye gelelim hemen çok fazla uzatmadan. Şu Boxstrava'dan toplarımızı açalım. Daha sonra bu hafta neler yapacağız? Geçen hafta neler yapmışız? Şu etkinlikteki ödülümüzü alalım. Ben GP harcamak istemiyorum bu Boxstrava arkadaşlar. Çünkü bütün mevcut oyuncular var. Diğer hesaplarımdan belki denerim. Bilmiyorum. Sizler buradan şansınızı deneyebilirsiniz. Cruyff var. Romario var. Beckham var. Stankovic var. Clivert yok bir tek. Bir tek Clivert için de top açmak istemiyorum. Siyah toplara baktığımız zaman da 15 siyah topun neredeyse 10 tanesi bende mevcut. O yüzden GP harcamayacağım. Tekrar GP'mi biriktirmeye devam edeceğim. Ama ücretsizimizi açacağım arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Anlaş dedik. Üçüncü çiftli sarı ile dördüncü çiftli sarının arasında basmaya çalışacağım arkadaşlar. Siyah topun yanına mı kaldı? Atlamadı. Kim geldi? Kovacic geldi. Bu topumuzu da çevirmiş olduk. En azından. Hemen geçen hafta şimdi neler yapmışız? Etkinliklerden dediğim gibi bahsettik arkadaşlar. Kısaca hemen üstünden geçeyim. PES 2020'ye kadar gelecek olan etkinlikler bu şekilde klasik etkinlikler gelir. Sadece işte 2 haftada bir araya efsaneleri sıkıştırırlar. Bu şekilde 2 haftada bir bazen haftadan haftaya bu şekilde etkinlikler gelecek. PES 2020'ye kadar maalesef böyle gidecek gibi gözüküyor. Önümüzde daha uzun bir süreç var. 2 aylık gibi 3 aylık gibi bir süreç var maalesef. Tahmini arkadaşlar şimdi 10 Eylül'de konsola çıkacak. Xbox'a falan çıkacak oyun. PES 2020. Muhtemelen normalde arkadaşlar 1-2 ay sonra çıkıyordu. Mobilde 1-2 ay çıktıktan sonra normal oyun çıktıktan sonra 1-2 ay sonra çıkıyordu. Yani normal konsolun çıkışına 1 ay var dersek 2 ayda öyle desek yani 3 aya yakın bir zaman dilimi mobil için var. Yeni etkinlikler keşke getirebilse. Şu anda kulüplerin oynadığı uluslararası kupalar var. Belki orayı değerlendirip ona göre etkinlikler de getirebilirdi Konami ama maalesef getirmemiş. Her neyse şimdi geçen haftadan neler yapmışız? 2 hafta önce Boxstrava'da GP'yi sıfırlamıştım arkadaşlar hatırlayacağınız üzere. Bu 3. haftaya girmiş olduk. Geride 2 hafta mı 3 hafta mı bırakmış olduk hatırlayamadım. Ya 2 hafta bakayım aynen 2 hafta bıraktık. Toplamda 3 hafta bırakmış olacağız. Bakalım neler toplamışız. Hemen tümünü al diyelim. 138.000 GP, 150 My Club parası, 58 tane öğe. Tamam. Tekrar al dedik. Öğe alınamadı. Tamam hepsini almışız. Toplamda da 410.000 GP'miz
oldu. Şöyle gerilerde kaldı mı? Kalmış da olabilir. 410 bin GP biriktirmişiz bu zamana kadar. 3 haftada çok fazla da şey yapmadım. Kendimi yormadım arkadaşlar. Kısa sürede bu şeye ulaşmışız. Ne kadar toplam topumuz birikmiş bakalım. Şuradan da 34 tane gümüş topumuz var demiş. Biraz da gümüş toplarımızdan açalım. Hem de bu hafta neler yapacağız? Onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Bu hafta yükseltme bölümleri yaparız yine arkadaşlar. Maçlar yaparız. Online maç atmadım uzun zamandır. Online maç yapıp atmaya çalışacağım eğer fırsat olursa. Yine dediğim gibi 5-6 gün sonra zaten demo çıkacak. Demo'ya ağırlık veririz önümüzdeki ayda. Muhtemelen önümüzdeki haftada pardon. Bu box sıravı değerlendirebilirsiniz. İçinde güzel oyuncular. Vay be siyah top geldi ya. Siyah topta bastık. Bizde olan Fabregas geldi. Acaba Fabregas kaç tane oldu bizde ya? Ona da hemen bakalım kısaca geri gelelim. Siyah topta bastım. Siyah top geldi. Şaşırdım. Şöyle kulüp evi diyelim. Takımım diyelim. Oyuncu kartları diyelim. Fabregas kaç oldu acaba? Üçlü olan çok var ama üçlü olanları şu anda ellemiyorum. De Bruyne bile 3 olmuş. Ha, Fabregas 3 olmuş. Fabregas sarı top oluyordu galiba. Fabregas'ı takas yaparız. Şöyle takas diyelim bakalım. Bizde olmayan oyuncu kim varmış? Bir tane oyuncu kilitliymiş. Alisson'u almak istiyorum arkadaşlar. Alisson'u almamıştım. Fabregas sarı topa düşüyordu galiba. Tam emin değilim ama. Bu sene kesin düşer gibi geliyor. O yüzden Fabregas'ı değerlendireceğim arkadaşlar. Geriye gelelim. Fabregas 3 oldu. Birkaç tane daha gümüş top açalım. Tekrar GP kasmaya devam edeceğiz bu hafta arkadaşlar. Başka yapabileceğimiz de bir şey yok. Baxter'a belki Maradona falan gelseydi veya Gerrard gelseydi. Bende olmayan yani hedefteki şu anda Ronaldinho'dan sonra en sevdiğimiz oyuncular Gerrard ve Maradona'yı bulmak isteriz. Bakalım kısmet. Bir siyah topun peşinden yine bastık. Altın topu geçti. Gümüş top da kaldı. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Demo çıksın. Demoyu merakla bekliyoruz. Hem oyuncuları görmüş oluruz. Hem bir fikir yürütmeye çalışırız. Oyunun içeriğiyle alakalı mobile etkisi ne olur ne olmaz. Yorumlar yaparız. İstişareler ederiz sizlerle birlikte. Bir siyah top geçtikten sonra peşinden bastık. Bakalım altın top geldi. Rodrigo ne ya? Nasıl okudum ya? Nasıl Rodrigo dedim ki? Ricardo'ya Rodrigo diyoruz. Ekledik takımımıza. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Sonra bu hafta yükseltmeyi planladığım oyuncular var. Onları göstereceğim sizlere. Bir siyah top geçsin tekrardan. Bir siyah top daha göreyim. Haydi bakalım. Haydi oğlum. Geçti. Bastım. Ortalıklarda bir şey yok. Ekledik takımımıza. Bu hafta arkadaşlar sizlerin de sevdiğiniz oyuncular var. Bialy gibi, Maximin gibi, Vinicius Junior gibi. İsmini doğru okudum mu bilmiyorum ama. Adama Traore zaten 52 level'e kadar gelmişim. Bu oyuncu bana 3-4 defa çıktı. 3-4 defa birbirine hep antrenör yaptım. Bakın gümüş top arkadaşlar bu. 91 top sürmesi var. 99 hızı var. Gerçekten müthiş bir oyuncu. Yani şut gücü falan iyi değil ama pası falan iyi. Dayanıklılığı kötü maalesef. Yani oyuncu becerileri de gayet güzel. Adama Traore'nin. Traore okuyamadık bir türlü. Bakalım. Rashford'u yükseltebiliriz. Güzel olabilir. Rashford 33 seviye. Keita Balde çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Altın top olarak vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Bakalım. Kluivert yine aynı şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncu.
Bunun ben konsolda haftanın oyuncularına gelmişti. Oradan bulmuştum. Pardon, kulüp selection'a gelmişti. Roma kulüp selection. Gerçekten güzel bir oyuncu. Şut gücü özellikle çok güzel. Diğer bu tarz hızlı olan oyunculara istinaden baktığımız zaman şöyle bakalım. Kimler vardı? Max Zaha var bizde zaten. Beali arkadaşlar, iki tane varmış hatta. Gerçekten özellikleri Max seviyesinde, efsane bir oyuncu. Bunu yükseltiriz. Maximin var. Maximin'i yükseltiriz. Vinicius Junior var. Bakalım şöyle. Geldik aşağıya doğru. Geçtik mi acaba? Denilson, bir efsane yükseltmesi de yaparız. Denilson var elimizde. Juli var. Başka bir tane daha efsane vardı. Denilson, Juli, McManaman falan var. Bu oyuncuları da yükseltiriz. Daha fazla şeyi kasıp, antrenör elimizde zaten yeterince var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka kanalda takipte kalın. Etkinlik gelmiyor ama güzel içerikler çıkartıp yine dolu dolu videolar atmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.